Abi söylüyorum, uzatmayın mevzuyu. Ben söylüyorum. Diyorum, sesimizi duyun. Biz diyoruz ki memleketi yetimin hakkını, hukukunu bilme duygusu yönetsin. Liyakat yönetsin. Biz mecliste olmasak, hepimiz çekilsek muhalefet olarak. Sizin de 600 tane mebusunuz olsa, şimdi muhalefetin sizin bunca yanlışınıza rağmen iktidarı devralamıyor olmasından mutlusunuz sadece. Sizin kriter olarak açlık sınırını zikretmek utanmazlıktır arkadaşlar. Siz memleketinizi ayağa kaldırırsanız biz siyaseti bırakırız. Yetinemiyoruz, yetiştiremiyoruz, çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz. Siz memleketinizi, çocuklarınızın ümidini bu topraklara bağlarsanız, üniversiteler mezun ettiğiniz çocuklarınızın hepsine iş bulmak zorunda mıyız gibi bir savurganlıktan siyasal sorumluluk alanınızı herkese iş bulmak sorumluluğuyla buluşturursanız siz. Siz çiftçinin yüz akı, siz dar gelirlinin iftiharı olursanız, siz esnafın dar günlerinde yardımına koşan iradeyi temsil edersiniz. Siz memleketinizi ayağa kaldırırsanız biz siyaseti bırakırız. Şimdi sokaklarda geziyoruz. Eğer biz sokaklarda milletin bize sesimizi duyurun çığlıklarını size söylemezsek millete verdiğimiz söze ihanet etmiş oluruz. Biz milletten eskiden şöyle şeyler duyardık 2002'lerde, 2003'lerde, 2005'lerde. Allah'a hamdolsun bereket var, bolluk var. Duyardık. Allah'a hamdolsun memlekette eskiden olduğundan daha fazla hizmet var, konfor var. Duyardık. Şimdi sokaklarda geziyoruz, siz de geziyorsunuz aslında. Şimdi görüştüğümüz herkes bize diyor ki geçinemiyoruz, yetinemiyoruz, yetiştiremiyoruz, çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz, çocuklarımızın işsizliğinden muzdaribiz, mahcubuz. Onları böyle bırakıp ölmekten korkuyoruz. Herkeste şikayet var. Ne vaat ediyoruz? Biz işsizlerin olmadığı bir ülke vaat ediyoruz. Asgari ücretin açlık sınırıyla belirlendiği bir utançtan bu ülkeyi kurtarmayı vaat ediyoruz. Bunca asgari ücretin içerisinde onlara hakkı olan parayı vermek için belirlediğimiz kritere bakın arkadaşlar. Açlık sınırıymış. İslam yurdunda, Türk yurdunda birilerine hakkını vermek için kriter olarak açlık sınırını zikretmek utanmazlıktır arkadaşlar. Bu utançtan kurtulmayı vaat ettiniz bize aslında. Dediniz ki biz adaletle ayağa kalktığımız dönemleri hatırlatıyoruz size. Adaletle ayağa kalktığımız dönemlerde en iftihar ettiğimiz şey şuydu. Mahkemelerimizle itibar ediyorduk. Liyakati istihdam etmekle itibar ediyorduk. Biz bu memlekette hak duygusunun, devlete itimat duygusunun, idarenin tasarruflarında asla örselenmediği bir müesses nizam vaat ediyoruz demiş oldunuz aslında. Ortaya koyduğunuz perspektifin iktisadi hiçbir hedefini tutturamadınız. Efendim 2023 vizyonunuz var. Baktınız mutlaka biliyorsunuz. 2023 vizyonunuzda 2 trilyon dolar gayri saf milli hasıla var. 25 bin dolar kişi başına milli gelir var. 500 milyar dolar ihracat var. İşsizliğin olmadığı bir ülke var. Terörün bittiği bir memleket var. Adalete itimat edilen bir memleket var. İfade hürriyetinin kurumsallaştığı bir ülke var. Şimdi 20 yıl geçmiş bir sürü şey sayabilirim size. 20 yıllık iktidarın finalinde diyorsunuz ki adalet ve kalkınma perspektifiyle yeniden ekonomide reform, yeniden demokraside kurumsal icraatlar yapacağız. Bu 18 yıldır millete verdiğiniz sözü tutamadığınızın ifşaatıdır. Şimdi motivasyonunuza bakıyorum. İktidar eskiden yaptıklarıyla millete verdiği sözleri tutmasıyla itibar bulurdu. Şimdi muhalefetin sizin bunca yanlışınıza rağmen iktidarı devralamıyor olmasından mutlusunuz sadece. Sadece oraya motive oluyorsunuz. Sadece oraya motive oluyorsunuz. Kendinize, milletinize verdiğiniz sözleri tutmaktan kaynaklanan bir itibar alanı bulmak yerine efendim sizin için Cumhurbaşkanlığı sürecinde kolay aday olduğunu düşündüğünüz Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday etmeye teşebbüs ederek motive oluyorsunuz. Bu ne motivasyon? Bu ne motivasyon? Bakın bu şöyle motivasyon. Bunu siz zannediyorsunuz. Biz memleketi, hanımefendi, biz memleketi kim yönetsinle konuşmuyoruz. Siz öyle zannediyorsunuz. Biz ülkeyi Tayyip Erdoğan mı yönetsin, Kemal Kılıçdaroğlu mu yönetsin, Meral Akşener mi yönetsin demiyoruz. Sesimizi duyun. Biz diyoruz ki memleketi ahlak yönetsin. Memleketi yetimin hakkını, hukukunu bilme duygusu yönetsin, liyakat yönetsin. Memleketi ortak akla riayet etme üslubu yönetsin. Memleketi istişare yönetsin. Memlekette kendinden olmayan herkesi bu memleketin zenginliği sayacak bir üslup yönetsin. Yani biz aslında duyurmaya çalıştığımız şey şu. Biz bu memlekette kim kavgasının değil, ne sevdasının partisiyiz, ne sevdası. Bu ülkeyi ne yönetsin? Nasıl bir ülke hayal ediyoruz? Tasavvurumuz ne? Siz ısrarla mevzuyu şahıslar üzerinden bir rekabete siyasal olarak avantaja dönüştürmeye çalışıyor olabilirsiniz. Biz memleketi siz abat ederseniz size dua etmesini de o istemesini de biliriz.
Eğer siz milletinize verdiğiniz sözleri tutarsanız, biz sizin tuttuğunuz sözlerin içerisinde huzurla, güvenle yaşayacak bir memlekette evlerimize çekilip size dua etmesini de biliriz biz. Siyaseti bırakıp Allah razı olsun, hamdolsun sözlerini tutmuş, memleketi adalete teslim etmiş, kalkınmış, müreffeh bir ülke kurdular bize. Artık siyaset yapmaya ihtiyacımız yok demek bugün yaptığımızdan çok daha kolaydır bizim için. Asla imtina etmeyiz. Duruşumu söylüyorum, mevzuyu. Aa, söylüyorum, uzatmayın mevzuyu. Ben söylüyorum. Diyorum ki, alkışlıyorum. Oh olsun hissiyatınızın, hamdolsun tarafını da temsil ediyoruz biz. Keşke siz adalet ve kalkınma diye başladığınız bu memleket millet davasının 18. yılında 19. bütçesinde 179 milyar faize para vermiyoruz oh diyebilmek imkanı hissenize düşseydi. Keşke EYT'lilerin problemlerini çözdük oh diyebilmek düşebilseydi. Gençlerin ümidi kalmamış bu memlekette, gençlerin ümidini bu memlekete bağladık oh diyebilmek nasip olsaydı. 18 yıldır 18 milyon yoksula bakıyoruz demek yerine zekat verilmez bir ülke inşa ettik. Artık insanlar zekat verecek insan bulamıyorlar oh diyebilmek nasip olsaydı keşke. 500 milyar faize para ödendi 18 yıllık, 500 milyar dolar. Ama siz bugün 18 yılın içinde 19. bütçesini yaptınız. Bu performansınızla milletin coşkuyla alkışladığı bir iktidar değilsiniz artık. AK Parti kızdığı ve eleştirdiği insanlara benzeyerek vedaya hazırlanıyor. Biz sizin 2002'de millete söz verirken idealizm adına söylediklerinizi kendi sorumluluğumuz biliyoruz. Yani parmağındaki yüzüğü gösterip bundan başka malım yok diyen bir idealizmin makam arabalarını satacağım, lojmanları özelleştireceğim, bu memlekette fakirliğin kökünü kazıyacağım, bu memlekette zekat verilecek insan kalmayıncaya kadar bir kuruşu kendime haram sayacağım diyen bir ahlakın yerine şimdi hanı, hamamı, katı, sarayı, külliyesi ne diyorsanız adına bir sürü şeyi, kendi varlığını itibar sayan bir sorumsuzluğun içine düştü. Hissiyatınızdaki savrulmayı hatırlatıyoruz. Siyasi olarak ait olduğumuz değerler dünyasına yakıştıramadığım için söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve sizin hiçbiriniz seçim meydanlarında şayet bizi Cumhurbaşkanı yaparsanız, beni devlet başkanı yaparsanız damadı bakan yapmak istiyorum diyemezsiniz mesela. Gerçek soru şu arkadaşlar. İktidara ben size kardeşlik ediyorum, inanın. Sizi utandırmaya çalışmıyorum. Sadece şunu hatırlamanızı temin etmeye çalışıyorum. Altında cevabını vermek zorunda olduğunuz doğru soru şudur. İktidaren bu konuştuklarımızın hepsi geçer. Size kardeşlik ediyorum. Doğru soruyu soruyorum size. Biz mecliste olmasak, hepimiz çekilsek muhalefet olarak, sizin de 600 tane mebusunuz olsa, siz gücünüz yetmediği için ne yapamıyorsunuz ki memleketi düze çıkarmak için güç ihtiyacında bulunuyorsunuz? Siz şu ana kadar hangi programı uygulamaya, hangi hedefi tutturmak için güce ihtiyacınız oldu ki güçsüzlüğü bahane ederek yahut muhalefeti bahane ederek kendinizi yapamadıklarınızla ilgili sorumluluktan kurtarmaya çalışıyorsunuz? Sizin doğru sorunuz şudur. Siz artık söyleyecek sözü, yürüyecek yolu mesuliyetlerinizle birleştirme imkanını kaybetmişsiniz.